Gece ve gündüz makyajı arasındaki farkların en önemli inceliklerini sizler için öğrendik. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Makyajla ilgili merak ettiğimiz her şeyi sana sormaya geldik. Tabii ki. Gündüz, gece makyajı nasıl yapılır, arasındaki farklar nelerdir? Hepsini bize gösterebilir misin? Aslında o kadar basit ki. Hadi gel, başlayalım. Hadi başlayalım. Bütün tüyoları alacağız. Ben evden çıkmadan önce çok sarışın olduğum için hasta gibi gözükmemek adına biliyorsun. Ondan hafif bir makyaj yaptım. İstersen önce onu silelim. Tamam. Bu arada şunu söyleyeyim önceki. Gayet alnını güzel sürmüş. Öyle mi? Evet. Biliyorsunuz allık sürme işi birazcık zor. Abartabiliyoruz bu durumu ve gündüz çok kötü görüntüler ortaya çıkıyor. Evet. Tamam. Biz şimdi hem günlük için hem de gece için iki farklı dozajda nasıl sürülebilir, hangi fırçayla hangi bölümü süreceğiz, tüm yüz tiplerine göre ayrıca hepsini tek tek göstereceğim. Tamam. Hadi bakıyoruz. Normalde günlükte bile makyaja başlamadan önce cildini temizliği bizim için çok önemli. Aslında sabah kalktığımızda yüzümüzü temiz zannediyoruz ama direkt suyla yıkamak temizlemek değil aslında. O yüzden herhangi bir temizleyiciyle günlük rutinde kullanmanız çok önemli. Makyaj öncesinde de bütün cildeki o yağı temizleyip ondan sonra makyaja daha rahat başlayabilirsiniz. Bu arada cildini de inceliyorum ben bir yandan. Birazcık kuru bir cildim var sanki. Fazla kuru cildim ve nemlendirdiğim halde. Evet. Yazın daha da kuruyor. Peki kuru ciltler için fondöteni çok fazla sürmemeliyiz? Yoksa altına bir nemlendirici şöyle bazı mı? Şöyle düşün aslında, fondötenlerin içerisinde hangi marka olursa olsun yağ ve nişasta alışımı var. Bildiğin yağ ve nişastadan oluşuyor tüm fondötenler. Şimdi cildimiz kuru olduğu için fondöten içerisindeki yağı cilt nemlendirici zannedip emiyor. Geriye pul pul görüntü, özellikle şu kısımlarda alın bölgesinde kuruluğun oranı nerede fazlaysa o bölgede pul pul görüntüyü görebiliyoruz zaten. O yüzden fondöten seçerken kendi cilt yapımıza göre seçmemiz lazım. Yani cildimiz kuruysa yağ oranı daha yüksek bir fondöten grubunu tercih etmeliyiz. Ya da cildimiz yağlıysa, yağlı bir fondöten tercih edersek daha çok böyle kötü bir görüntü ortaya çıkmış olur. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden öncelikle cildimizi tespit edip kendi yüz hattımıza göre, kendi yüz tipimize göre teknikleri öğrenmemiz daha doğru. Cildimiz temizlendiğine göre günlük makyaja başlıyoruz. Öncelikle bir fondöten kullanmak istiyorum sana. Evet. Biraz önce bahsettiğim gibi yağ oranı daha yüksek bir şey seçeceğim. Çok yüzünde ekstra kapatılacak bir bölüm yok zaten. O yüzden daha ince yapılı bir fondöten kullanacağım. Peki fondötenden sonrasında şu T bölgemde parlamalar oluyor. Onu nasıl halledeceğiz? Onu da pudrayla dengeleyeceğiz. Transparent pudralarla yüzde yağlanmayı alabilmek için onu da pudrayla dengeleyeceğiz. Şimdi fondöten sürerken öncelikle ten rengine uygun bir ürün seçtim. Şimdi bunu uygulama yaparken istersen fırçayla, istersen de son zamanlarda beauty blenderlar moda biliyorsun. Aslında günlükte bu daha rahat olabilir. Bu arada kaşlarımızı daha anlamlı hale getirmek için kaş farını mı yoksa kalemini mi önerirsiniz? Şimdi kaş boyamak için kalemler var, farlar var. Şimdi son zamanlarda yine kaş rimelleri var. Ben daha çok kaş rimeli kullanıyorum. Özellikle senin gibi zaten kaşların kalın. Çok ekstra bir de kalemle boyayıp iyice kuyutmaya gerek yok. Aralarındaki o boşlukları doldurma amaçlı hem tarayıp düzeltmek için hem de bir tık renk vermek için kullanabiliriz. Şimdi mesela ben hemen bir uygulayayım. Evet, devam ediyoruz. Sırada ne var? Sırada far var. Yaparken fırça kuru, far kuru olduğu zaman çok fazla aşırı derece tuzlanma oluyor. Artı rengimizi tam net göremiyoruz gözle. O yüzden fırçayı herhangi bir su da olabilir ya da yanınızda bir ıslak mendil bulundurabilirsiniz. Tam rengini görmek için mutlaka fırçayı biraz nemlendirmemiz gerekiyor. Çok çok öpüyorum. Bayanlar çekik gözlü olmayı seviyoruz. O yüzden bu dışa doğru uyguladığımız far da bunu sağlıyor, değil mi? Aynen. Gözü daha çekikleştiriyor. Aynı zamanda da
bakışlarımızı daha etkili hale getiriyor. Şimdi far uygulamamızı yaptık. Çok fazla aşırı derecede göz kapağımın dışına çıkmadım fark ettiysen. Çok hafif de bir highlighter geçmek istiyorum. Highlighterımız bitti. Şimdi sırada ne var? Tabii ki allık var. Hemen allığımızı sürelim. Şimdi bunu uygulama yaparken sadece şu bizim için önemli. Eğer gece makyajı yapıyorsak ve yüzümüz çok aşırı derecede yuvarlaksa allığı bir tık daha geride bırakmamız gerekiyor. Farımız tamam, highlighterımız tamam, allığımız tamam. O zaman şimdi ne kaldı? Sırada ne var? Tabii ki dudak. Hemen bir ruj uygulaması yapacağım. Ne renk tercih edeceğiz? Yine günlük makyaj yaptığımız için çok aşırı böyle kırmızılar, işte pembeler, morlar olmayacak. Daha böyle nüt tonlar tercih edeceğiz ve onu süreceğiz. Evet, şimdi rujumuz da bitti. En son bir rimel sürelim. Gözlerimize direkt bir ifade gelsin. Böylelikle günlük makyajımızı da tamamlamış olalım. Makyajım bitti. Ben çok beğendim. Peki Son Moda izleyicilerine birkaç tüyo verebilir misin günlük makyajla ilgili? Tabii ki. Hemen senin üzerine göstereyim. Ne yaptık? Özellikle gözün iç kısımlarına aydınlık renk kullandık. Asla koyu renkler tercih etmedik. Yine gözün son bölümlerine hafif kirpik dibinden içeri doğru hareketlerle bir tık koyu bir renk uygulama yaptık. Kaş hatlarını aydınlattık. Aynı zamanda elmacık kemiklerin üzeri, çene bölümünün olduğu yer ve çok hafif de birazcık burun ucuna koyduk. Daha sağlıklı görünmek için yanaklarına pembe aldığımızı sürdük. Rujumuzu da yine hafif bir renk vermek için nüt tonlarda kullandık ve ortaya bu çıktı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok doğal, çok etkili bir makyaj oldu. Hiç karşıdan bakıldığında rahatsız etmiyor, abartıyor. O yüzden siz de bu tarz tonlar tercih edebilirsiniz. Çok güzel tüyolar aldık sizden. Peki bu günlük makyajımı diyelim ki ben eve hiç uğramadım. Bu makyajla geceye devam etmek istiyorum. Gece makyajına nasıl döndürebiliriz? Çok kolay. Aynı makyaj üzerinden direkt ufak tefek değişiklikler yaparak gece makyajına çevirebiliriz. Şimdi kullandığımız renkte hatırlıyorsun değil mi? Evet, buydu. Şu renkti. Aynen. Hemen yine aynı ton, bir tık daha koyu bir kahve. Koyu bir kahveden destek alıyorum. Yine aynı bölüme daha yoğun darbeler atıyorum bu sefer. Şimdi far işlemimizi tamamladık. Hemen bir eyeliner çekelim. Gözlerine daha çekik, daha dumanlı bir hava katalım. Eyeliner kadınların korkulu rüyası. Nasıl çekeceğiz? En kolay, en basit. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Aslında likit eyelinerlarda çok fazla eyeliner deneyen kadın var. Likit eyeliner sürmesi o kadar zor ki, bizim için de zor. Çünkü göze direkt kapatıp açtığımız zaman baskı olarak yukarı darbe bırakabiliyor, iz bırakabiliyor. Biz jel eyelinerlar kullanıyoruz. Jel eyelinerlarla sadece şu tarz bir fırçaya ihtiyacımız var. Ağız yapısı daha keskin, yukarı doğru incelen bir fırçayla kolay çekebiliriz eyelinerımızı. Tamamladık. Gece makyajımız için en son ne kaldı? Biraz kontrol yapalım diyorum. Tamam. Yapalım mı? Kontrol gayet güzel duruyor. Evet. Yüz hatlarımızı daha çok ortaya çıkartıyor. Tabii en önemli şey nerelere, hangi bölgelere yapıldı? Şimdi ben senin ten rengine uygun bir ton seçiyorum. Bunu aslında pudralarla da yapabiliriz. Koyu renk pudralarla. Şu hareketi yaptığımız zaman boşluğun oluştuğu yere, aynen hemen bulduk. Kulak başına doğru bir hareketle ürün bırakıyorum. Birazcık koyu bir renk, ter renginden bir ton, iki ton koyu hatta. Ve tabii ki aslında en çok sevdiğimiz yer burun. Ne yapıyoruz? Burnumuzu daha ince, daha uzun hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunları dağıtacağız. Yine herhangi bir sünger yardımıyla ya da fırçayla da olabilir. Fark etmez. Aslında süngerle daha kolay. Sadece
şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok aşırı derecede ürünü yaymamamız gerekiyor. Koyu renk kullandığımız için yüzde leke leke gibi bir görünüm olabilir. Bunun için mutlaka ışıkta öncelikle bir bakmamız lazım. İstediğimiz gibi olmuş mu diye ya da fazla abartı mı diye. Peki sonbahar için gece makyajında hangi renkler rujda tercih edilmeli? Yani özellikle biraz daha koyu bir ton kullanabiliriz. Çok kaçınmamıza gerek yok. Yazın zaten nütleri sürdük, bitti. Şimdi birazcık daha iddialı renkler olsun. Hemen bir renk seçeceğim senin için. Çok güzel renkler var. Bakalım benim makyajıma en uygun olan ruju. Hatta iki ruju karıştırıp deneyeceğiz. Evet. Nasıl olacak? Hemen bakalım. Tamam. Ben mesela şu iki rengi birbirine karıştıracağım. Bir tanesi çok koyu gibi geldi bana. O yüzden bir tık daha açığıyla. Şöyle de yapabilirim hatta. Elimde istersen bir tık deneyebilirim. Makyajım bitti. Ben çok beğendim. Gerçekten günlük makyajımızı gece makyajımıza çevirdik. En pratik, en kolay şekilde. Ben Nurgül Hanım'a çok teşekkür ediyorum teşekkür bunun ederim. İçin. Vermiş olduğunuz tüyolar gerçekten çok işimize yarayacak. Kullanacak mısın? Kesinlikle kullanacağım. Bu arada bu rujun rengini de çok sevdim. Sonbahar için de tercih edilebilir. Biliyoruz yaz da bitti. Koyu renkler yine moda olmaya başlayacaktır eminim. Son Moda programını takip etmeye devam edin.